Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Vakıman'ın sözleşme durumu, Vakıman'ın sözleşmesindeki maddeler, sakat oyuncularımızdaki son durum, takımımızdaki gelişmeleri aktaracağımız bir video olacak. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Sohbet tadında, keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz güncel konuları da konuşuyoruz. Maç önü, maç sonu videolarımızı çekiyoruz. Transfer gündemi çok hareketli geçiyor zaten konseptimiz bu şekilde. Yeni gelen arkadaşlarımız için bir hatırlatma yapayım. Çünkü bu ara sayımız artmaya başladı. Hızlı bir şekilde artıyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sakatlardan başlayacağım. Vakayım derken, Hamşik derken bayağı videolarımız kademe kademe ilerleyecek arkadaşlar. Ama çok uzun bir video çekmeyeceğim. Kısa ve öz olacak. Şimdi Abdülkadir Parmak biliyorsunuz son maçta oyuna girdi. 45. dakikada 2 iki dakika sonra sakatlandı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Grade bir kas yaralanması diyor. Arka ciddi bir yırtık oluştu Abdülkadir parmağın. Bu herhalde minimum 3 hafta sürer diye tahmin ediyorum. Hani bir doktor olmadığımı tekrardan altını çizeyim ama yaşadığımız sakatlıklar olduğu için yırtık kas yaralanması demek kasın yırtıldığını söylüyor ve aynı şekilde de orada ödem, kanama, bunun tedavisi, bunu toparlaması, bu yırtılan adaleyi tekrardan güçlendirmek gerçekten biraz zahmetli işler, uzun işler. Oyuncunun çok sıkı çalışması lazım, fedakarlık yapması lazım, sabah akşam Trabzonspor testlerinden çıkmaması lazım ki bir an önce dönsün. Abdülkadir parmağı geçmiş olsun diyoruz. Dorukan da son maçta oyuna girdi. Bir 15-20 dakika oynadı ama ben beğendim. Gerçekten tam bir önlü boru iki yönlü oynayabilen, ben daha önce sizlere söylemiştim iki yönlü oynayabilen bir önlü var. Dorukan beğendiğim bir önlü var ama bir türlü geldiği günden beri talihsizlikler aldı başını gidiyor. Oyuncu bir türlü kendisini veremedi. Hep bir sakatlıklarla boğuştu. Gene şimdi tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş. Yani gerilme ve ödem zeminle alakalı olabilir. ters basmasıyla alakalı olabilir. Yani bu çok ciddi bir sakatlık değil ama maç araları az bir sürü olduğu için yetişip yetişmeyeceğini maç saatini göz. En kötü bu maçı kaçırır. Daha sonraki maçlara e, yetişir diye düşünüyorum ben Doruk Han'a. Doruk Han'a da geçmiş olsun demek istiyorum. Trabzonspor takımımızda Abdullah Hoca her seferinde ne diyor? Ben sayı oyuncu çıkartırken test ediyorum. Sakatlık oranını test ediyorum. İşte nefesine bakıyoruz. İşte kondisyonuna bakıyoruz. Gücüne, kuvvetine bakıyoruz. Kafamıza göre kadro kurmuyoruz diyor. Tronsen sakatlandı. Hadi o bilekten sakatlandı. Başka bir yerinden gitti. Bunlar neden oluyor arkadaşlar? Onun da altını çizmek istiyorum sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi sakatlık oyuncunun dizi ağrıyor, bileği sakatlanıyor, arka derisi sakatlanıyor. O dizini korumak için oyuncu sağa diğer ayağıyla basıyor. Veya diğer ayağına basıyor, diğer ayağıyla basıyor derken diğer ayağıyla da basıyor. Yani diğer ayağına daha çok yük bindiriyor. Yanlış cümle kullandım. Diğer ayağına daha çok yük bindirdiği için de o ayağına yük biniyor ve o ayaklardan başka ayağından başka yerinden sakatlanıyor. Genelde biz bunları Görüyoruz. Onun için de Cybex testine sokuyorlar. Bütün kas gruplarının arasındaki farkı tespit ediyorlar. Ama ne kadar o dersen de ne kadar e, bilimsel bir çalışma yapsan da sağ şartları farklı. Bire bire giriyorsun, omuz omuzaya giriyorsun. E, antrenmandaki ortamla maçtaki ortam çok farklı. Antrenmanda birbirlerini koruyabiliyorsun. İkili mücadelede sakatlıktan çıkan arkadaşını kolluyorsun. O seni kolluyor gibi gibi arkadaşlar detaylar var ama maça çıktığında gözün kararıyor. Allah ne verdiyse artık ya Allah bismillah diyorsun çıkıyorsun. Beklenmedik sakatlıklar olabilir. Yani Abdül Hoca burada Saybex testleri işte onlar bununla sakatlık testleri fizyoterapiden çıkıyor. Kondisyonerime geliyor gibi cümleler kullanıyor ama bilim e, kadar işte sahanın içerisindekiler tutmuyor. Ama ne kadar aza indirirlerse o kadar başarı diye düşünüyorum. Çünkü Abdülkadir Ömür de geldi sakatlandı geldi sakatlandı. Bir parantez açmak için ben bunu konuştum. Sağlık ekibinin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Milyon euroluk oyuncular gerekirse bir hafta daha dinlendirecekler. Hemen bir önce hocaya verelim, bir önce takıma verelim diye bir çaba sarf ediyorlar. Tahmin ediyorum ama sakatlandığı zaman 2-3 hafta gidiyor oyuncular. Şimdi ben Abdülkadir Ömür'ün sakatlandığı maçta bir diğer dizinde bandaj olduğunu gördüm. Diğer ayağı sakatlandı. Yani demek istediğim buydu. Şimdi Süper Lig'de en çok 5 haftada en çok koşan 3. oyuncu Marek Hamsik oldu. Bize geldiği zaman çok yaşlı dendi. İşte şöyle dendi böyle dendi işte olur mu olmaz mı derken oyuncu 11 tane maç oynadı. Kısa bir dönem içerisinde 3 tanesi üst düzey maç Avrupa maçlarımızı oynadı biliyorsunuz Roma'ya karşı oynadı. Yani çok üst düzey maçlardan çıktı ve şu an arkadaşlar Marek Hamsik en çok koşan 3 oyuncudan bir tanesi. Marek Hamsik, Tolga Ciğerci ve Luis Gustavo. Bu 3 oyuncu Tolga 1. Gustavo 2. Marek Hamsik 3. arkadaşlar. En çok koşan, en çok efor sarf eden, en çok e, mesafe kat eden, en çok e, dakika oynayanlar arasındalar arkadaşlar. Tebrik ediyorum Marek Hamsik'i de. Gerçekten önemli bir istatistik. Bu yaştaki bu oyuncunun bunu yaşaması çok önemli bir istatistik. Gelelim Vakayeme'ye. Vakayeme biliyorsunuz arkadaşlar sözleşmesi hala uzatılmadı. Ben herhalde geçtiğimiz sezon Ekuban ve Vakayeme sözleşmesiyle alakalı uzun uzun konuştum. Ekuban gitti. Ekuban son senesiydi. Bunu çok iyi kullandı. Çok iyi kulübe e, ihtarlarını çekti. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Neredeyse bedava diyeceğimiz bir fiyata gitti. Şimdi Vakayeme'ye de gözler. Ondan önce Sörlot e, bir blöf yaptı. Gelmiyorum dedi. Kimse telefonlarına bakmıyor dendi. Şimdi Zaman geçiyor. Her geçen gün üzerine koyuyor Vakayeme'de. Şimdi ben değerlendirmenizi şöyle yapın. Cervinho iyi bir para verdik. Cervinho Vakayeme'yi karşı karşıya getirin. Hangisini tercih edersiniz? Ben gözü kapalı Vakayeme'yi tercih edelim. Ama biz Vakayeme ile hala sözleşme imzalamadık. Vakayeme sözleşme alakalı bir gelişme yok. Dün sosyal medya yıkıldı. Taraftarlarımız Vakayeme sözleşme uzatılmasını istiyor. E, Vakayeme gerçekten sevilen bir oyuncu. İnşallah da Trabzonspor takımında bırakır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Vakayeme sözleşmesinde gole 10.000 Euro. Asiste de 5 bin euro olduğu konuşuyor. 4 gol 2 asist yaptı ve 50 bin euro aldı Vakayeme. Kimine göre çok fazla gelebilir. Kimine göre de gayet güzel bir sözleşme denilebilir. Şimdi tabi bu sözleşme de istesemez biraz bencilik yapar mı yapar. Vakayeme kaleci ceza sahasına girdiğinde kafa hep bir ben gol atayım var. En son çare pas atmayı tercih ediyor. Mesela son maçta Bakasetas'ın attığı golde bir geçti, iki geçti, üçü zorladı. Önü artık sete döndü. Rakip set kurdu önüne şut atacak pozisyon kalmayınca ayağının dışıyla Bakasetas'a dürttü Bakasetas müthiş gol attı. 5 milyon euro indirdi baba yani. Helalle hoş olsun. Şimdi şöyle düşünün. Bir galibiyete de 4 milyon, 5 milyon TL'ler geliyor. Sıralamada şampiyonluğa seni yaklaştırıyor. E, takımı e, prestij anlamında ve takımın e, kazancı anlamında bu takımın kurulma amacı şampiyonluk. Bunun için de para harcanıyor zaten. Hani 4-5 milyon euroların geleceği yerde bir gol atmış 5 bin 10 bin euro almış hiç bunlar çerez arkadaşlar helali hoş olsun demek lazım göze çok batmaması lazım ama yani bu maddeler çok e, hücum oyuncuları için ne kadar artı da olsa bir o kadar da bencilliğe yetiyor. Biz sonra bak hemen niye orada pas vermedi bak hemen niye kendi vurdu niye onu yaptı bunu yaptı diye konuşuyoruz. Demek ki bunun altında biraz da ister istemez insanın bilinç altında ben bir önce gol atayım paramı alayım para kazanayım 10 bin euro az para değil arkadaşlar. Bir maçta 100 bin TL alıyor bir golde yani. Az para değil. Gerçekten e, Vakayeme e, biraz bencilleri doğru itilmiş diye düşünüyorum bu sözleşmeyle. Ama helalde hoş olsun. Vakayeme bizde şu ana kadar 118 maç oynamış. 37 gol, 31 tane de asist yapmış. Gerçekten e, vakeyme hak ediyor arkadaşlar. Onun altını çizelim. Şimdi Abdullah Hoca, Edgar diyerek videomuzun sonuna geleceğiz. Abdullah Hoca son 12 yılın en iyi sezonu başlangıcını yaptı. 2010-2011'de bile biz bu kadar iyi başlayamamıştık arkadaşlar. 2000 8-2009'dan bu yana Abdullah Hoca müthiş bir e, grafik çiziyor ve e, en iyisi son 12 senenin. Gerçekten tebrik ederim. Dün demiştim 2.10 puan ortalaması, 2 puan ortalaması şampiyonluğun en büyük adayı yapıyor zaten. 2.10 ile beraber müthiş bir yeme kazandırıyor Abdullah Hoca. Tebrik ederiz Abdullah Hoca'yı. Edgar sonunda milli takıma çağrıldı artık. Yani adam Avrupa'da oynuyor, Trabzonspor takımımızda oynuyor. Milli takım oyuncularını görüyoruz ki Edgar gibi bir oyuncu sonunda milli takıma çağrıldı. Doğduğu ülke Gine Bissau'da Bissau'yu seçmiş arkadaşlar. Öyle yazıyor ama Gine Bissau'yu farklı bir yer mi bilmiyorum arkadaşlar. Haritadan bakmak lazım. Ama doğduğu yeri seçmiş. Gine'yi seçmiş. Tebrik ediyorum Edgar'ı. Normalde Portekiz mil takımını reddediyor diyorlar. E, da Portekiz mil takımda oynama hakkı varken burayı seçti ki ben Portekiz mil takımına çağrıldığını düşünmüyorum. Çağrılsaydı herhalde Portekiz'e de gidebilirdi. Tabi tamamıyla oyuncunun düşüncesi. Oyuncunun kare, karakteriyle alakalı diye düşünüyorum. Bugün güncel konuları konuşmak istedim. Çok fazla ekstra bir bilgi akışım olmamış olabilir ama değerlendirmelerde de yaptım. Vakiyemin sözleşmesini değerlendirdik. Abdullah Hoca'yı konuştuk. Takım içindeki sakatlıkları konuştuk. Değerlendirmeler, bilgilendirmeler yaptığımı düşünüyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edersek çok mutlu olurum. Bildirimlerimizi de açın. Bir önce haberdar olun videolarımdan. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.